Şimdi bu değişim e, haklısınız e, tabii ben e, biraz e, bunu küçümse yani hafif e, göstermek istemedim bunu tabii evet, bu önemli tabii. önemli değişiklikler bunlar ama şunu da unutmayalım ...2015 yılında e, Türkiye'de muhalefetin çoğunluğu kazandığını... ...ama sonrasındaki gelişmeler e, sonucunda e, gene e, iktidarın... Hocam ekonomi e, bu boyutta değildi ama yani şu anda e, evet, çok büyük yani, bir sefalet hep var. Bunlar doğru Gülsel Bey, haklısınız. Yani burada e, benim söylemeye çalıştığım şey şu. E, çok e, doğ, Muhalefetin e, doğru şeyler yapması, bir takım Dur. şeyleri doğru e, yapması... Yani ekonominin kötü gitmesi, iktidarın sertleşmesi ve kötü yönetmesi tabii burada çok önemli bir unsur. Fakat tek başına iktidarın kötü yönetmesi, yanlışları bu muhalefetin kazanacağı anlamına gelmiyor. Ama evet, şimdi muhalefet de bir takım şeyleri doğru yaptığı için bu gelişmeler beklendiği üzere rakamlara da yansıyor. Yani burada muhalefetin canlandığını, doğru şeyler yaptığını, bir inisiyatifi ele geçirdiğini söyleyebiliriz. Ama bunun devam etmesi için gerekenleri ben söylemeye çalışıyorum. Bu tabii bir siyasal mücadele. İktidar açısından da o da tabii bunu aslında değiştirmeye çalışıyor. Türkiye'deki meselenin yani muhalefetin başarılı olması ve tabii benim için önemli olan Türkiye'ye demokrasinin gelmesi, iyi bir yönetimin olması için Türkiye'de insanların önüne konan tercihin programla ilgili bir tercih olması lazım. Yani bizim daha iyi bir yönetim, demokratik bir yönetim, hukuk devletini vaat eden bir muhalefetle şu anki durum arasında bir tercih yapmamız lazım. Ve bunun bu şekilde kalması lazım. Yani bunun bir şahsileşmesi, şahsileşmesi yerine muhalefetin mutlaka toplumun önüne sunduğu alternatifi daha iyi bir gelecek ve bu daha iyi bir gelecekle ilgili verdiği vaatler yapacakları yani bir program üzerinden olması lazım. Peki. Bunu yaptığı sürece e, tabii muhalefet e, zemin kazanıyor. Tamam hocam. Biraz soluklanın yine döneceğiz size izleyicilerimiz Tülay Durmaz diyor ki HDP yasal siyasi bir partidir. Milyonlarca oy almıştır. Tüm partiler hazine yardımından yararlanıyorsa HDP de e, o partilerden biri. E, ondan sonra seçmen sadece oy vermiyor, vergi de veriyor. E, Tülay Durmaz tweetinizi okudum ama burada e, yani en azından Cumhuriyetin manşetindeki ee, olası senaryolara bakacak olursanız benzer bir e, akıbetin CHP'ye de e, uğratılma ihtimali var. Bu da enteresan bir e, durum yaratıyor. E, ne diyorsun Sayın Bey? Deminden beri konuşuyoruz, <laughs> haftalardır konuşuyoruz. Yani Türkiye hakikaten e, çok kötü bir noktada. Yani devlet çökmüş durumda, sistem çökmüş durumda, hukuk ortadan kalkmış durumda öngörülemez bir geleceğe doğru bir karanlığın içerisinden geçiyoruz aslında. Yani durum ve tablo bu kadar vahim. Şimdi dolayısıyla burada iki tane önümüzde seçenek var. Yani şu şu parti, bu anlayış, bu ideoloji vesaire bunları çoktan geçmiş durumdayız. Yani biz bu çökmüş devleti, bu çökmüş yapıyı tekrar ayağa kaldırıp olması gereken bir noktaya mı getireceğiz yoksa böyle yuvarlanıp gidecek miyiz? Burada şu tercihte bulunacak herkes. Biz şş, bu ucube, otoriter, keyfi, hukuk ve hak tanımaz, e, böyle bir yönetimden şeffaf olmayan liyakatı ötelemiş, böyle bir yapıdan, böyle bir devlet yönetiminden, böyle bir tarzdan mı yanayız? Yoksa biz? Tekrar demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlerlik kazandığı, hukukun üstünlüğünün cari olduğu, işte şeffaflığın geldiği, liyakatın esas alındığı bir demokrasiden ve o öyle bir yönetimden mi yanayız? Yani otoriterlikten mi yanayız, demokrasiden mi yanayız? Bunu bu tercihi yapacağız, bu kadar açık. Şimdi eğer ikincisi ise ve bunu topluma sunmamız gerekir. Her şeyden önce bizim işte bu toplumun önünde bir şeyler söyleyen kişilerin. Burada da efendim şu yapıdan, bu aidiyetten, bu inançtan, bu mezhepten, bu düşünceden, bu etnik yapıdan ayrımını gözetmeden bizatihi dediğim gibi bu yapıyı kuran geniş bir demokratik cepheyi oluşturmak zorundayız. Şimdi bu cephe oluşmadan bu iktidarın değişmesi ve herkesi kapsayan dediğim gibi bu demokratik bir e, anayasanın oluşması da mümkün değil. Şimdi nereden bakarsanız bakın. HDP'nin olmadığı. Efendim CHP'nin bulunmadığı. İyi Parti'nin temsil edilmediği. Şu anda işte AK Parti'den kopup yeniden partileşen Geleceğin e, deva Devam partisinin oldu. veya diğer tüm bileşenlerin bir araya gelerek böyle bir güç oluşturma, oluşturamayacağı bir oluşumun böyle bir şansı yok. Biz o noktada değiliz. Dolayısıyla zaten iktidar da bunu yapmaya çalışıyor. HDP üzerinden bu bloku dağıtmaya, bunu pluralize ederek işte CHP'yi orada kendi başına ya da en kötüsü HDP'yle yan yana tutmaya, bu tarafta efendim daha muhafazakar sağ görünen diğerlerini ayrık bir yerde tutmaya, yani herkesi kendi gettosunda kendi bulunduğu mahallelerinde adeta baskılayarak orada bulunmaya zorlayarak bölüp parçalayarak kendi iktidarını yeniden konsolide etmeye çalışıyor. Bu oyuna gelmememiz lazım. Dolayısıyla bu bir muhalefet sorunu bugünden sonra. Bütün muhaliflerin, bütün muhalefet partilerinin, herkesin yani bu sistemden sorunu olan, şikayeti olan, bunun düzelmesini isteyen Herkesin yarından şu andan tezi yok. Bu cephede buluşması lazım. Yani bakın Diyarbakır'a barış gelmezse Edirne'ye barış gelmez. Aynen öyle. Yani Rize'deki insanın mutluluğu Şırnak'takinin mutluluğundan geçer. Konya'daki başörtülü bir çocuk huzur içinde olması için Ağrı'daki bir Kürt gencinin de huzur içinde olması lazım. Yani toplumun bir kesimini ötekileştirip sadece onun üzerinden giderek bir bütünlük sağlamamız mümkün değil. Onun için Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü, bütün etnik yapılar yani kendisini öyle tanımlayanlar, kendisini bir inanca bağlı hisseden hissetmeyen herkes bu aykırılıklarından bir an önce şu an için sıyrılıp bir ortak cephede buluşmak zorundalar. O takdirde biz demokratik yeni bir sistemi inşa edebiliriz. Efendim bunlar sabahtan akşama kadar anayasa çalışması yapacaklarmış. Kulaklarımız tıkalı. Yani bu yıkımın sebebi olan kişilerin bu yıkıma sebebiyet veren bu rejim üzerine bunu koruyarak kuracakları bir anayasa bırakın çözüm olmayı bu otoriter rejimi daha da tahkim eder. Bu otoriter rejimi daha da tahkim edecekleri hiçbir çalışmanın ne içerisinde oluruz ne onun tartışıldığı bir ortamda bulunuruz. Kendi kendilerine tartışsınlar. Bizim gündemimiz o değil. Bizim gündemimiz kendi çıkış yolumuzu bulmamız. Bizim kendi manifestomuzu yazmamız. Bizim ötekine ulaşıp o öteki yapılan herkese el atıp bu cephede bir araya gelmemiz ve aydınlık yarınları birlikte inşa etmemiz. Hukuku yeniden işler kılmamız. Ya hiçbirimizin güvencesi yok. Bakın çok masum bir tweetten, çok masum bir düşünce açıklamasından bugün yaka paça ya ab, Boğaziçi Abluka'da diye bir pankart aslı için evinin önüne polis baskınına uğramış aileler var. Şimdi biraz önce Murat Hocam'ın söylediği gibi sürpriz değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu yardımı kesebilirler. Yani gücü, hukuku, kendi menfaati, kendi politik çıkarları için fitursuzca kullanan, bunun için hiç kimseye hesap vermek zorunda kendisini hissetmeyen, toplumun, devletin, hepimizin kendisini sahibi olarak kabul eden bir anlayış var tepemizde. Hiçbirimizin can ve mal güvenliği bu yüzden yok. Peki. Bunun yolu dediğim gibi itiraz etmekten, bir araya gelmekten, bir güç oluşturmaktan. Bu Voltran'ı yarından tezi yok. Ee, meydana getirmekten tamam. geçiyor. Ya bu haberi dikkate almak lazım diyorsunuz. Kesinlikle.